Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki: "Eyyam malumat" Yani Haç suresinde geçiyor. 28. ayet. Ve kurullah fi eyyamin malumat. Yok. Li yazkurusmallahi fi eyyamin ma'dudatin. O vezkurusmallahi fi eyyamin ma'dudatin. Bu değil mi? Haç'ta geçen bilinen günlerde Allah'a zikretsinler diyor. O bu bilinen günlerden maksat diyor kurban bayramı günü hariç yani kurbanda zaten tekbirler teşrik de başlıyor. Kurban bayramı günü hariç ondan gerideki ilk dokuz gündür diyor. Ebu Musa arı diyor. Beni bilinen günlerde beni zikretsinler Allah buyuruyor. Özel ayet var. Ve ayette özellikle o günlerde zikri emrediyor. Her gün zikir var. Ama bilinen günlerde diyor. Ebu Musa Hazretleri o bilinen günler dokuz gün. Yani çarşamba bir itibariyle başlıyor. Zikir emrediliyor. Bayram günü zaten tekbirler, teşrik tekbirler hepsi var. O haydi haydi var. Ve bu günlerde yapılan dua asla geri çevrilmez diyor. Asla. Yani dua için inşallah duanın geri çevrilmemesi için e, ben de size bir şey daha öğretecektim. Siz selamun kavlene devam edin ama önümüzdeki inşallah Perşembe gecesinde hangi ismi şerifleri sabah namazdan sonra okuyacağımız tam da duanın geri çevrilmeyeceği dönem geliyor. Ben daha safere falan dedim ama safere çok var. Duanın ilk geri çevrilmediği, zikrin en faziletli zamanı Zülhicce. Onun için haftaya da girmiş oluyor. Ben size özel bir şey de söyleyeceğim. Yani bu beladan, FETÖ belasından kurtulmamız için inşallah onun kesin kabul olacağını düşünüyorum ve i'tiqad ediyorum. Diyor ki bugünlerde niye dua geri çevrilmez? Hafız Dimeşki Rahimullah buyurmuş ki en önemli sebebi diyor Arafa günü o günlerin içindedir. Arafa günü o günlerin içinde olduğu için asla dua reddedilmez diyor. Bir hadis-i şerif de var bu usta diyor. Arafa günü yapılan dua asla reddedilmez. Bu Arafa günüyle beraber olduğu için bu 10 gün, 9 gün, 10 gün bayramla beraber asla dua reddedilmez diyor. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh madan rivat el şerifte buyuruyor ki şey var mıydı zilçen ilk gece namaz vesaire ben onlara bak, baktım mı? Burada yok. Dergide var mıydı acaba? zilhicce'nin ilk gecesi 23 Ağustos falan ya o namazlarla ilgili şu anda önümde notum yok. Allah indinde en faziletli günler Allah'a amelin en sevgili olduğu günler zilhiccedir. Bunda şüphe yok. Fekru fi nemne tehlil ve tekbir ve zikrillah. La ilahe illallah çok yapın. Allah ekber çok okuyun, zikre çok devam edin. Ben sana bunların toptanını söyleyeyim. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Tesbih var, hamd var, tevhid var, tekbir var. Bir de buna ve la havle ve la kuvvete illa billah dersen el lazım da katarsan o hepten tadından yenmez. İlla billah'ta da, da durabilirsin. La havlesiz de olur. Çünkü Allah'ın en sevdiği kelam dörttür. E bir adam sadece Subhanallah da diyebilir. Ayrı bir şey. Ama bu dörtlü mesc olduğu zaman bu dörtlünün üstüne zikir 104 kitapta da yoktur. Hiçbir şeriatte de yoktur. Hiçbir peygamberin öğretilerinde de yoktur. Yoktur, yoktur. Şu kaynaklarım var. Zikre devam edin. Zikir, Sübhanallah, diye zikir. Hepsi zikir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimi zikir. Salavatlar zikir. Hepsi zikir. Bunları çok yapın. Fe inne ayyamu tehlil ve tekbir ve zikrillah. Bu on günler yani salıdan sonrası işte başlıyor gecesi akşamında. Tevhid, tekbir, zikir günleridir. Efendim. Ve inne sıyamu yemin minâ. Ya hadil bir sıyam sene. Bir günün orucu bir sene orucuna denktir. Ve amel fi nevdaf bi seb'i met. Vaifin. O günlerde yapılan bütün salih ameller 700 Katla katlanır. En azı yani başkasında 1'e 10'dan başlıyor. Zülütçe'de 1'e 700'den başlıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki sayı olarak zikrettiğinde 1'e 10'un karşısında 700'de duruyor. Peşine Allah dilediğine katlar buyuruyor. Ama 700'de duruyor. Yani 1'e 10'dan 700 arası. Buyuruyor ki hadis-i şerifte Zülütçe'de de 700'den açılıyor şey. Ne diyorsunuz ona işte? Katlama 700'den açılıyor. Şimdi fındık fındıkçılar fındık fiyatını bekliyor. Bakayım kaçtan açılacak? Kaçtan açılacak? 700'den açılmaz ya. Al bana sen var ben çay borsasından da, fındık borsasından da, dünyanın en büyük borsalarından da daha fazla kar vaat ediyorum. Allah vaat ediyor. 700'den başlıyor. E gide. Hükümet ne yapsın? Hükümet kendi bütçesini denkleyemiyor. Sen zengin Allah'tan ister. Ve rızkına da bereket vereceğim diyor bu zikri yaparsan ya. Rızkına da bereket vereceğim diyor. Sade ahiret değil ki. Dünya da zikre bağlı ya. Onun için Said bin Cübeyr radıyallahu hazretleri 10 günler baştan bütün vakitlerini ibadete ayırmış. Kimsenin güç yetiremeyeceği kadar ibadet yapmış. O kadar ibadet yapmış. Herkes dökülürmüş yani. Nefes yani. Bütün nefesler zikir. Ya. Neden? E çünkü onlar kelimeyi kelime-i tevhid, zikir e, bu on günlerin kıymetini bildikleri için La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu sırf bunu da desen tevhid tek bir oluyor ikisi. Ama ben size ne dedim? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Ve lakin sen dersen ki e, bugünlere mahsus kelime-i tevhid her zaman var. Ben sana hem kelime-i tevhid içinde geçecek hem kelime-i tevhid hem de özel zikirler var mı? Yani ilaveli. Çünkü kelime-i tevhidi mesela devamında ne var? Devamı var bir de bunu işte, eklemeli. Bunlar hakkında bazı rivayetler var. Şimdi zaten evvelce de söylüyorum onu fakat dergide yer sığmıyor. Bunda bile 20 sayfayı çıkartmak zorunda kaldık. Yani yer sorunu var. Dergi sınırlı. Kitap değil ki 20 sayfa geçebilsin. Dergin her an aynı formatta çıkıyor. Bu yüzden sınır oluyor. 148 152. Bu kurban risalesi. Bu nasıl olsa bir kitapta yazmıştık diye hiç olmazsa oraya atıf yapabiliriz diye onu hani şey etmiyorum. Diğer yeni yazılanlar var. Mesela bu sene ilk bulduğum iki tane zikir var. Acayip bir şey. Burada Zülütçe'nin 10 gününün ikiler Çarşamba başlıyor. Sayfa 148. Kurban Risalesi. Çoğunuz almışsınız. 148'den başlıyor. Evet. Umeyr el -Leyfi radıyallahu <laughs> ta'ala rivayet ediliyor. Bu peygambere verildi. Allah Teala bu zikirleri İsa Aleyhisselam'a verdi. İsa Aleyhisselam'a beş zikir verdi. Hazreti Cibril ona getirdi. Ey İsa bu beş duayı terk etme. Allah nezdinde bu on günün ibadetinden daha sevgili yoktur. Bu zikirlerde 148'de birincisi var. La ilahe illallah la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumit. Bi hayru kadir. 100 kere okunuyor. İkinci zikir eşhedü en la ilahe illallah dehu la şerike leh ilahen vahiden someden lemettegu sahibeten la Yüz kere okunuyor. Bak hepsinde la ilahe illallah var. Üçüncü de eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike ve la mut Yani bir başına gelmiş bir de ve eklenmiş. Üçüncü de. Bu da yüz kere okunuyor. Dördüncü Allah ve kafa semi Allah limen daa Allah Bu da bir, bir Bunda yüz kere okunuyor. Beşinci de Allah melek elhamdü diye bir dua var. Bu da yüz kere okunuyor. Şimdi bunlar 148'den başladı. 151'e kadar devam ediyor. Havariler İsa Aleyhisselam'a sordular. Bu duaların sevabı nedir? Cebrail Aleyhisselam getirdi. Zülhicce'nin günlerinde verdi ve buyurdu. Birincisi 100 kere okuyan o gün ondan fazla amel kimse yapmış olamaz. Yarın ahirete çıktığı zaman o gün itibariyle ki Zülütçe'nin günü bu. Amelin en üstün olduğu bir günde senden üstün amelli yok. Düşünsene. Amelin en üstün olduğu bir günde dünya gününde senden üstün amelli yok. Ancak senden fazla diyen. Yani. Ama bunu herkes yapamaz. Çünkü sen bu sefer öbürlerini de okuyorsan 200-300'e gidiyor. İkincisine üst kere yapan bir milyon hasene yazılır. Bir milyon günahı olsa silinir. Cennette on bin derece yükseklik verilir. Üçüncüsü üst kere okusa gökten yetmiş bin ile melek iner. Elleri açık halden üzül eder. Bu zikri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar. Dördüncüsünü üst kere okuyanı bir melek ağzından alıp Mevla'nın kabul makamına yerleştirir. Ve Mevla Teala o kul o zikri yaparken bitiri bitirmez ona özel bir nazarıyla teveccüh eder, tecelli eder allah Teala bir kuluna bir kere tecelli ettim, rahmetiyle nazar ettiği zaman daha ebedi azap etmez. Ama tabii bu kadar kullara teveccühü varsa da bu zikir ağzından bittiği andaki tecelliye hazır olmak lazım. Beşincisi bana aittir buyurdu. Sevabının açıklanması için bana izin verilmedi. Ne kazandırıyor? İzin verilmedi diyor İsa Aleyhisselam. E bu böyle kaldı. Abdülkadir Geylani de bunu rivat ediyor. Ebu Leş Semerkandi de rivat ediyor. Ve bu mesela hurafe bir şey olsa misal falan. E beşinciye de bir şeyler ekle. E yok ama bak diyebiliyor muyum? Kitapta olmayan ben nasıl diyeceğim? Beşinci demek ne var ki söylenmedi? Ya da acayip bir şey. Ben, ben de millet de onda çok gevşeklik ediyor. Çünkü hem uzun hem de sevap vaat edilmedi. E bir şey yok denmedi. Olanı söylememe izin verilmedi diyor. Kim bilir neler kazandırıyor. Ne belalardan kurtulur. Kim bilir ne o beşinci zikir. Ama izin verilmedi falan. izin verilmedi. Beyan olmayacak. teşvik olmuyor. Teşvik olmuyor. Bizim bile acayip yavşaklık ediyor. E bu nadir Kasım, e, Haşim İbni Kasım radıyallahu anh diyor. On günlerde bu duayı okuyan bir zat mana aleminde ki bunlar sene yüzlü iki yüzlü şey zatlar. Ebu Leş bile üç yüzlü. O kadar geride. Tabi'in zamanı. Ee, Evliyaullah Evlerinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüş. Onun için yani sayı muhafaza etmek lazım. Okuyabilmek lazım. E yani ben işte 100 okuyamazsam ne yapayım? Ne yapacaksın? 10 oku ne diyeyim yani ben sana kitapta böyle bir şey demiyor ama yani 10 kere Allah desen de boş mu döneceksin? Ama burada vaat edilen bir taahhütler var. Bu taahhütler bu sayılarla bağlıdır. Sana da doktor sabah akşam işlediği yapı sırf sabah içersen şifa olmuyor. Laf dinleyeceksin, reçeteye göre hareket edeceksin. Bu zikirler böyle.